Ben Küpe FM'e gündemdekiler programında bize yer ayırdığı için, bizi dinleyicileriyle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, var olun. Siz bana, beni davet ettiğinizde hiçbir hazırlığım yoktu. Hı-hı. Ama biz her zaman için hazırız. Tabii, yani ben dedim neden olmasın, tabii ki giderim. Kamil Bey'in bende ayrı bir yeri vardır. Size de camianıza da çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Demokrat Parti olarak. Tabii ki 4 yıl aradan sonra ilk defa sizin aracılığınızla, Küpe FM aracılığıyla hemşehrilerimize, bölgemize ulaşmaktan dolayı ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Küpe FM ailesine ve başta Rıdvan Sırdaş ve sevgili Kamil kardeşim diyeyim. Bu şekilde bitireyim. Kardeşim olarak sizlere ve buradaki tüm kardeşlerime saygılarımı, Sivri halkıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Öncelikle programınız için birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bir çok önemli bir görev yapıyorsunuz, kamusal bir görev ve bunu çok güzel yapıyorsunuz. Bu buradayım ve bu programdayım, bu radyoda Kamil Bey'in konuğu olduğum için söylemiyorum. Bütün kamuoyu bunu paylaşıyor. Güzel bir tarafsızlık içerisinde kamuoyunu bilgilendirme görevi yapıyorsunuz. Önce bunu bir sorumluluk içinde yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Gündemdekiler her çarşamba saat 15'te bölge gündemini belirliyor. Derman Hastanesi katkılarıyla hazırlanan Konumuz Sağlık başlıyor. Müzikal takınız Küpe FM'den, bendeniz Kamil Bilic'den merhabalar efendim. Yepyeni bir perşembe gününde yepyeni bir Konumuz Sağlık'ta daha huzurlarınızdayız. Alışılageldik şekliyle bu perşembe gününde yine stüdyomuzda çok değerli bir doktorumuz olacak. Üroloji uzmanı Sayın Doçent Doktor Mustafa Kaplan önümüzdeki bir saat içerisinde iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri hakkında merak edilenleri bu frekansta yayınlayacak. Birazdan biz huzurlarınızda olacağız. Eğer bu keyifli sohbete siz de soru, görüş ve önerilerinizle katılmak isterseniz 0212-727-1111'i tuşlayabilir. Sosyal medya üzerinden de facebook.com/küpefm ve twitter.com/küpefm adreslerini kullanarak bizlere soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra çok kısa bir reklam aramız var. Reklam aramızın ardından Doçent Doktor Sayın Mustafa Kaplan'la sohbetimiz bu frekansta başlıyor olacak. Sakın bizden ayrılmayın. Derman Hastanesi katkılarıyla hazırlanan Konumuz Sağlık devam ediyor. Müzikal takınız Küpe FM'de Konumuz Sağlık devam ediyor. Saatlerimiz 15.15'i gösterirken stüdyo konuğumuz uroloji uzmanı Doçent Doktor Sayın Mustafa Kaplan şu an stüdyomuzda. İlk olarak hoş geldiniz diyerek başlayalım hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde bize vakit ayırdığınız için ben ilk olarak Küpe FM ailesi adına teşekkür de etmek isterim. Bölgemizde uzun yıllardır aslında gerek Trakya Üniversitesi'nde gerekse Derman Hastanesi'nde üroloji alanında başarılı hizmetleriniz olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bölge insanı aslında tanıyor. Ama ilk kez dinleyen dinleyicilerimiz de vardır mutlaka. Mustafa Kaplan kimdir diyerek başlayalım mı sohbetimize? Tabii. Aslında ben 85 yılından beri bu bölgedeyim. Hı-hı. 1992 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 99 yılında aynı fakültenin üroloji anabilim dalında uzman, 2002 yılında yan doçent, 2010 yılında da doçent olarak görev yaptım. Son 2 yıldır da 2012 yılından beri de Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Üroloji deyince aslında önemli bir sağlık dalı. Toplumsal yapımız gereği insanların da biraz çekindiği bir alan aslında ama mutlaka özellikle bu tarz yayınlarda dinleyicilerimize de ulaştırmamız gereken konular var. Bugün de çok özel ve önemli bir konuya parmak basacağız birlikte. İyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanserinden bahsedeceğiz ama ilk olarak bir prostatın tanımını yapsak. Tabii prostat aslında şöyle söze başlayayım. Hastalarımız genellikle bize başvurduklarında benim prostatım var derler. Prostat erkeklerde aslında normalde olan bir organdır. Mesane dediğimiz idrar kesesinin hemen altında idrar kanalını bir tabiri caizse yüzük gibi saran bir salgı bezi. Görevi de spermanın, meninin aslında fonksiyonunu artırmaktır. Yani sperm hücrelerine fonksiyon kazandıran bir salgı salgılayan bir salgı bezi prostat. Yaklaşık 15-20 gram ağırlığında. Benzetmek gerekirse
bir kestane şeklinde bir büyüklüğünde olan bir organımız. Peki orada rahatsızlıklar da meydana geldiğinde ikiye ayrılıyor. Bir iyi huylu büyüme söz konusu oluyor prostatta. Bir de kötü huylusu da zaten prostat kanseri oluyor. Biz dilerseniz ilk olarak iyi huylu prostat büyümesinden bahsederek başlayalım. Tabii. Prostatın aslında 3 önemli hastalığı var. Bugün konuşacağımız iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri dışında prostatın enfeksiyonları, ama bugünkü konumuz değil. İyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri aynı yaş grubunda görülen bir hastalık. Dediğim gibi prostat her erkekte var ama belli bir yaştan sonra yaş faktörü çok önemli. Prostatta büyüme başlıyor. Evet. Genç yaşlarda görülmüyor. 30 yaşın altında otopsi sonuçlarına göre konuşuyorum. 30 yaşın altında prostat hücrelerinde büyüme görülmüyor. 30 yaşından sonra görülüyor ama klinik hale gelişi, yani hastada bir takım şikayetlere sebep olması 40 yaşından sonra, daha da belirgin olarak aslında 50 yaşından sonra görülmeye başlıyor. Evet. Prostattaki bu büyüme, hacimsel olarak bu büyüme, daha önce bahsettiğim bir yüzük gibi idrar kanalını sardığı için idrar yolunda bir direnç oluşturuyor. Evet. İnsanlar idrarlarını yaparken mesanelerini daha fazla kasarak idrar çıkarmak zorunda kalıyorlar. Ve bu da bir takım şikayetlere sebep oluyor. Bu iyi huylu prostat büyümesinin aslında fizyopatolojisi. Evet. Etrafını sardığı idrar kanalını sıkıştırmasına bağlı olarak bir takım idrar şikayetlerine sebep olması. Peki hocam, peki belirtileri nasıl ortaya çıkıyor? Yani insanlar kendilerinde bu hastalığı en azından erken teşhise yardımcı olabilmek adına belki de ilk aşamaları nasıl ortaya çıkıyor? Tabii biraz önce bahsettiğim gibi bu idrar kanalını sıkıştırdığı için mesane artık daha yüksek basınçlarla idrar çıkarmaya çalışıyor. Daha da çok zorlanıyor bu direnç karşısında ve mesanede bir takım değişiklikler oluyor. Buna bağlı sık idrara çıkma, gündüz ve gece sık idrara çıkma, ıkınarak idrar yapma, damla damla idrar yapma, kesik kesik idrar yapma, bazen sıkışma hissi, acil idrara çıkma isteği, hatta idrar kaçırma ya da sebep oluyor. Olabiliyor. Peki şimdi aklıma gelen bir başka soru var. Tükettiğimiz sıvıların bunda olumlu ya da olumsuz etkisi oluyor mu? Örneğin mayalı içkiler tüketmek ya da işte gün içerisinde yoğun sıvı tüketmek bir artı ya da eksi katkı sağlıyor mu bu? Tabii alkolün kendisi diüretik etkili. Fazla idrara çıkmamızı sebep oluyor. Çok fazla sıvı almamız böbreklerden yapılan idrar miktarını artırıyor. Buna bağlı olarak elbette sık idrara çıkıyoruz. Ama çok fazla sıvı tüketmesek bile prostat büyümesi olan kişiler mesanelerini tam boşaltamadıkları için herkesten daha fazla idrara çıkıyorlar. Bir, ikincisi mesanede olan bir takım değişiklikler aslında mesanede çok az idrar varken bile mesanenin uyarılmasına ve idrara çıkma isteği duymasına kişinin sebep oluyor. Kişi de bunu erteleyemediği zaman az idrarla bile tuvalete gitme ihtiyacı duyuyor. Hastaların şikayeti çoğunlukla sık sık gidiyorum ama az idrar için bile tuvalete gitme isteği duyuyorum şeklinde oluyor. Peki hocam, siz bunun teşhisinde ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz? Teşhis aşamasını açabilir miyiz biraz? Tabii bu biraz önce bahsettiğim yakınmalar sadece iyi huylu prostat büyümesinde yok. Mesane enfeksiyonda, mesane taşında, prostat biraz sonra bahsedeceğimiz belki kanserin ileri aşamalarında, nörojenik bir takım hastalıklarda da bu tür yakınmalar var. Tabii bize bu şikayetle başvuran hastanın yaşına, şikayetlerin başlama zamanına göre bir takım tanı yöntemlerini kullanıyoruz. Bunlar arasında en önemlileri tam idrar tahlili, prostat volümünün ölçümü, idrar yaptıktan sonra mesane içinde kalan idrar miktarı ve prostat kanserinden ayırmak için, olası bir prostat kanserini de dışlamak için PSA dediğimiz prostat spesifik antijen, kanda yapılan bir test ve parmakla prostat muayenesi. Evet. Tüm bunlar yapıldıktan sonra hasta ile ilgili genel bir fikrimiz olmuş oluyor. Buna göre de yaptığımız tanı yöntemlerine göre de ya iyi huylu prostat büyümesi tanısı koyup tedavisine başlıyoruz ya da şüphelendiğimiz başka bir hastalık varsa
ona yönelik tetkiklerimizi de yapmış oluyoruz. Peki. Hocam peki teşhisleri de tamamladıktan sonra yine hastayı sağlığına kavuşturma aşamasında en önemli aşamalardan bir tanesi de tedavi. Etkin bir teşhisin sonrasında. Tedavi yöntemleri olarak ne uyguluyorsunuz? Sadece ilaç tedavisi mi yoksa müdahale etmek gerekebiliyor mu? Tabii tedaviye karar vermede birçok faktör söz konusu. Prostatın ne kadar büyümüş olduğu, prostatın mesane üzerinde yapmış olduğu olumsuz etkiler, hastanın şikayetlerinin derecesi, mesanede kalan idrar miktarı, prostat büyümesiyle beraber başka bir rahatsızlık var mı? Mesane taşı olabilir. Evet. Bunun gibi bu faktörlere bakarak tedaviye karar veriyoruz. Bazı hastalarımız sadece prostat büyümesi olup olmadığını merak eden ve bu nedenle bize başvuran ama bizim yaptığımız incelemeler neticesinde prostat büyümesi olduğunu gördüğümüz ama şikayetlerin çok ileri derecede olmadığı hastalara bir takım yaşam şekli değişiklikleri öneriyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz çok fazla sıvı tüketmemesi, idrarını çok fazla tutmaması gibi ve prostatın büyümesini önleyecek bir ilaç tedavisi veriyoruz. Ancak yakınmaları olan hastalarda mesane çıkış kısmı ve prostat içerisindeki düz kasların gevşemesini sağlayacak ve günde bir kez, sadece bir kez kullanabilecekleri ilaç tedavileri veriyoruz. Ancak ilaç tedavilerine yanıt almadığımız veya mesane içerisinde taşı olan, yani bir cerrahi müdahale de gerektirecek bir prostat büyümesi olan hastalarda ama bu hastalarda prostat kanseri olmadığını mutlaka göstermemiz gerekiyor. Evet. PSA dediğimiz tetkikin normal sınırların altında olması gerekiyor. Onlarda da kapalı veya açık cerrahi dediğimiz tedavi yöntemlerini seçiyoruz. Evet. Bu PSA'yı aslında illa bir sıkıntı duymadan da belirli aralıklarla gidip yaptırmak gerekir herhalde, değil mi hocam? Tabii. Şimdi biraz sonra prostat kanseri konusunda da değineceğim. PSA bir tümör belirtici. Hem Avrupa Üroloji Derneği, hem Amerika Üroloji Derneği, hem de bizim bölgesel derneklerimiz ve branş derneklerimiz PSA'nın 50 yaşın üzerinde her erkeğin mutlaka yılda bir kez PSA, kanda PSA düzeyine bakmasını, baktırmasını öneriyor. Bu şu açıdan önemli. Aynı yaş grubunda görünen işte diğer önemli bir hastalık prostat kanserinin de erken tanısı açısından oldukça önemli. Evet. Şimdi çok kısa bir şarkı aramız olacak. Derman Hastanesi'nde de bizi dinliyorlardır büyük olasılıkla. Orada dinleyenleri de armağan edelim. Sizin göndermek istediğiniz bir yer var mıdır bilmiyorum ama güzel bir şarkı gelecek. Sonrasında da çok kısa bir reklam aramız olacak. Reklamların ardından prostat kanseriyle ilgili bilgiler vermeye devam edeceğiz dinleyicilerimize. Şimdilik çok kısa bir şarkı aramız var efendim. Sonrasında yine huzurlarınızda olacağız. Sayın Doçent Doktor Mustafa Kaplan'la birlikte biz burada olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Derman Hastanesi katkılarıyla hazırlanan Konumuz Sağlık devam ediyor. Müzikal Teknoskop FM'de ben Deniz Kamil Bilici ile birlikteliğiniz devam ediyor. Saatlerimiz 15.35. Stüdyo konuğumuz üroloji uzmanı doçent doktor Sayın Mustafa Kaplan'la sohbetimize devam ediyoruz. Eğer sizler de bu sohbete soru, görüş ve önerilerinizle katılmak isterseniz 0212-727-1111'i tuşlayabilir. Sosyal medya üzerinden de facebook.com/küpefm ve twitter.com/küpefm adreslerini kullanarak bizlere soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra sohbetimize devam ediyoruz. Prostat kanserine geçeceğiz hocam ama reklam arası öncesinde iyi huylu prostat büyümesine müdahalelerde cerrahi müdahalelerin açık ve kapalı olmak kaydıyla iki farklı yöntemle yapılabildiğini söylediniz. Bunu biraz açabilir miyiz? Açık nasıl oluyor? Kapalı nasıl oluyor? Tabii. Kapalı ameliyatlar genellikle idrar kanalından girilerek, vücuda herhangi bir kesi yapmadan idrar kanalından girilerek, zaten daha önce söylemiştik prostat idrar kanalını bir yüzük gibi sarıyor demiştik. Dirilerek prostata yapılan müdahaleler. Şimdi kabaca benzetmek gerekirse aslında prostatı bir portakala benzetebiliriz. Ve bu portakalın meyve kısmı prostatın iyi huylu büyümesinin kaynak aldığı yer. Kabuk kısmı da prostat kanserinin kaynak aldığı yer. Biz iyi huylu prostat büyümesinde idrar kanalından girip bu meyve kısmını
almaya veya küçültmeye evet. çalışıyoruz. Tabii burada birkaç enerji kaynağı var. Kapalı ameliyatları birbirinden farklı kılan, kullanılan bu enerji kaynakları. Sıklıkla kullanılan aslında bu prostattaki büyümeyi plazma kinetik enerji dediğimiz bir enerjiyle keserek almak. Ama daha güncel tedaviler var. Bunların içerisinde de lazerle prostatın evet. buharlaştırılması. Bu ameliyat yöntemleri arasında aslında çok büyük farklar yok. Ama birisinde bir doku alırken diğerinde lazer prostatektomide, prostat ameliyatlarında dokunun buharlaştırılması hı hı. söz konusu. Bunlar kapalı yapılan ameliyatlar. Başka ısı gibi başka enerjilerin kullanıldığı prostat ameliyatları, kapalı prostat ameliyatları da var ama en yaygın kullanılan tur dediğimiz ameliyat veya lazer kapalı prostat ameliyatı. Diğeri de açık prostat ameliyatı. Açık prostat ameliyatı göbeğin üstünden bir kesi yapılarak mesanenin açılıp o kabuğun içindeki meyve kısmının direkt açık olarak alındığı ameliyatlar günümüzde çok fazla tercih edilmiyor. Sadece çok çok büyük prostatlarda kapalı olarak yapılamayacağını düşündüğümüz prostat büyümelerinde veya kapalı olarak tedavi etmeyi edemediğimiz mesane taşı veya mesane içerisindeki açık cerrahiyle müdahale edilmesi gereken patolojik durumlarında olduğu hastalarda da açık cerrahi tercih ediyoruz. Tercih ediliyor. Peki prostat kanserini de konuşacağız dedik. Dinleyicilerimiz de bekliyorlardır mutlaka. Prostat kanseri de iyi huylu prostat büyümesinin bir başka bir sonraki aşaması demek doğru olur mu bilmiyorum ama prostat kanserinin belirtileri diyeceğim ama belirtileri herhalde ortaya çıktıktan sonra zaten kanser ortaya çıkmış oluyor. Onun ortaya çıkmasında doktora başvurma süresinden mi başlayalım? Nasıl yapalım? Şimdi şöyle bir sonraki aşama demek doğru olmaz. Çünkü iyi huylu prostat büyümesinden sonra prostat kanseri görülecek diye bir durum yok. Prostat kanseri tamamen farklı bir durum. Prostat kanseri biraz önce örnek vermiştik, portakala benzetelim demiştik. Evet. Bu portakalın daha çok kabuk kısmından kaynaklanan bir durum ve ülkemizde de aslında çok sık görülen bir kanser. Biz aslında 5 yıl öncesine kadar çok fazla sık görülmediğini düşünüyorduk. Mesane kanserinin ülkemizde bu ürolojik kanserler arasında birinci sırada olduğunu düşünüyorduk ama 5 yıl önce 2008-2009 yılları arasında Üro-Onkoloji Derneği Türkiye'de ilk olan çalışmayı yaptı. Prostat kanseri sıklığı çalışması. Türkiye'de bu kadar geniş kapsamlı bir çalışma ilk defa yapıldı. Ve bir yıl içerisinde 12 ilde yapılan bir çalışma. Bütün bölgeleri temsil edilecek 12 il tespit edildi. Hatta Trakya bölgesinden Edirne'ydi seçilen il. Ve bir yıl içerisinde 4150 yeni prostat kanseri vakası tespit edildi. Ve görülme sıklığı olarak da 100.000'de 35 olarak saptandı. Bu Avrupa, yani Amerika'ya göre biraz daha düşük ama Avrupa ülkeleri sayılarına yakın bir rakam. Ve bu şekilde de mesane kanserinden daha sık görülen, hatta erkeklerde görülen kanserlerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer alan kanser olduğunu öğrendik. Yani oldukça sık saptanan bir kanser türü ve daha çok 60 yaşından sonra görülen bir kanser. Tabii belirtileri dedik. Belirtileri hiçbir belirti vermeyebilir. Biraz önce yürüdü prostat büyümesinde saydığımız belirtiler olabilir. Veya hani maalesef diyelim, hani geç olgularda, tanısını geç koyduğumuz olgularda kanserin özellikle omurga ve kalça kemiklerine sıçradığı durumlarda yaygın kemik ağrılarıyla hastalar başvurabilirler. Ama biz hani hastalara belki buradan vereceğimiz veya kişilere vereceğimiz, dinleyicilere vereceğimiz mesaj, henüz bir şikayete sebep olmadan prostat kanseri varlığını test edecek bir tarama testimiz var. PSA dediğimiz kanda. Belki bir hekime, üroloji uzmanına başvurarak PSA kanda PSA ölçümünü yaptırıp prostat kanseri olasılığı var mı veya ne kadar var bunu öğrenebilirler, bunu önerebiliriz. Evet, belli bir yaştan sonra, özellikle az önce de belirttiniz, 50 yaşından sonra yılda en az bir kez bu PSA testini yaptırmakta fayda var. Şimdi tabii prostat kanserinde bir takım risk faktörleri var. Bunlardan en önemlisi aile hikayesi varlığı. Eğer bir kişinin birinci derece akrabalarından birinde
prostat kanseri varsa bu risk normal bireylere göre 2 kat artmış oluyor. Eğer 2 bireyde prostat kanseri varsa 5 kat artmış oluyor. Evet. O nedenle prostat kanseri aile hikayesi olanlarda bu ölçümün 40 yaşından sonra yılda bir kez yapılmasını ama böyle bir durumun olmadığı kişilerde de 50 yaşından sonra sizin de belirttiğiniz gibi yılda bir kez kanda PSA düzeylerine baktırmalarını öneriyoruz. Peki tedavi süreci nasıl gerçekleşiyor hocam prostat kanserinin? Tedavi süreci tabii öncelikle aslında tanıdan bahsetmemiz evet. lazım. Şimdi PSA ile şüphelendiğimiz hastalarda prostat biyopsisi alıyoruz. Yani prostat kanserinin tanısı prostat biyopsisi ile konuluyor. Evet. Diğer belki kanserlerde bir MR veya bilgisayar tomografi görüntüleme yeterli olabiliyor ama evet. Prostat kanserinde PSA ile şüphelendiğimiz ve biyopsi kararı aldığımız kişilerde prostat biyopsisi yapıyoruz. Yani prostattan aslında çok ince bir iğneyle parçalar alıyoruz. Bunun patolojik incelemesinde prostat kanseri tanısı koyduğumuz hastalarda her kanserde olduğu gibi hastalığı evrelendiriyoruz. Yani hangi evrede yakaladık biz bu kanseri? Evet. Sadece prostat içerisinde sınırlı mı bu kanser? Prostat dışına çıkmış ama henüz uzak organlara gitmemiş mi? Yoksa artık kanser kan yoluyla, lenf sistemiyle uzak organlara, prostat kanseri söz konusuysa en önemlisi de kemiklere sıçramış mı, sıçramamış mı? Bunları bilgisayarlı tomografi, MR görüntüleme, kemik sintigrafisiyle tespit ettikten sonra önce hastanın tanısını, hastalığın tanısını, sonra da hangi evrede olduğunu tespit ediyoruz. Bu evresine göre de tedavi yaklaşımımızı belirlemiş oluyoruz. Evet. Eğer prostat sadece prostat kanseri sadece prostat içerisinde sınırlı ise birkaç tedavi şeklimiz var ama belki diğer kanserlerden farklı olarak hastanın yaşı, beklenen yaşam ömrü ve komorbid hastalığı dediğimiz başka hastalıkların olup olmaması bizim tedaviye yaklaşımımızı değiştiriyor. Böyle bir durum yoksa prostat içerisinde sınırlı bir prostat kanseri yani erken evrede sapladığımız prostat kanserinde radikal prostatektomi dediğimiz prostatın tamamen alınması. Diğer iyi huylu prostat büyümesinden farkı burada o benzettiğimiz portakalın hem kabuk kısmı hem de iç meyve kısmının tamamen prostatın alınması ameliyatı, radikal prostatektomi ameliyatı öneriliyor. Tabii bu ameliyatlar da açık yapılabilir, kapalı yapılabilir. Bunun dışında radyoterapi yani ışın tedavisi ikinci bir seçenektir. Ancak kanserin prostat dışına çıktığını düşündüğümüz, sadece prostatın alınmasıyla tedavinin başarılı olamayacağını düşündüğümüz hastalarda radyoterapi, ışın tedavisine ilave bir takım ilaçların kullanılması söz konusu veya eğer kanser maalesef organ dışına çıkmış ve uzak organlara özellikle kemiklere sıçrama yaptıysa kanserin en önemli kanser hücrelerinin ürümesine sebep olan en önemli şey de testosteron dediğimiz erkeklik hormonu. O zaman bu hormonun vücutta kanda düzeyini düşürecek veya baskılayacak bir takım ilaç tedavileri öneriyoruz. Evet. Peki hocam şimdi prostat kanserinin bu evrelerinden de bahsettik. Yine çok kısa bir şarkı arası vereceğiz. Ondan sonra bununla ilgili size nasıl ulaşabilecekler, nereden ulaşabilecekler onları aktaralım istiyorum dinleyicilerimize. Ama sırada yine güzel bir şarkımız var efendim. Sonrasında biz burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Derman Hastanesi katkılarıyla hazırlanan Konumuz Sağlık devam ediyor. Müzikal Teknik Küpe FM'de birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Bugün stüdyo konuğumuz doçent doktor Sayın Mustafa Kaplan'la iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz ama program boyunca da belirttiğimiz belirtileri ve denetimleri yaptırmak için dinleyicilerimize mutlaka tavsiyeleriniz ve son mesajlarınız olacaktır. Dilerseniz onları alalım. Tabii. Öncelikle hastalar lütfen prostat kanseri varlığı için herhangi bir şikayetlerinin olmasını beklemesinler. Evet. Yani bize gelen bazı hastalar hocam benim hani hiçbir şikayetim yok aslında. Hani bunları yaptırmaya gerek var mı derler ama
Kanserde en önemli şey erken tanıdır. Prostat kanseri de aslında çok yavaş ilerleyen bir kanserdir. Biz çok erken evrede prostat kanserini yakalarsak hastaların yaşam süresinin etkilenmesi söz konusu değil bu hastalıktan dolayı. Eğer iyi tedavi edilirlerse. Bu nedenle ben ailede prostat kanseri öyküsü olan, yani birinci derece akrabalarında prostat kanseri tanısı konmuş, iyi huylu prostat büyümesi demiyorum, prostat kanseri tanısı konmuş kişilerin 40 yaşından sonra, böyle bir ailede hikayenin olmadığı kişilerin de 50 yaşından sonra yılda bir kez mutlaka kan PSA düzeylerine baktırmalarını istiyorum. Bir ikinci uyarım da, hani bir laboratuvarda PSA değerine bakıp da bu referans aralıklarına göre benim PSA'm normal doktora gitmeyeyim diye düşünmemeleri lazım. Çünkü PSA'nın normal diyebileceğimiz bir değeri olmadığı gibi, evet bu hastada kanser vardır diyebileceğimiz de bir değeri yok. Bu nedenle biz PSA'yı prostatın boyutuna, hastanın yaşına ve parmakla prostat muayenesine göre prostat biyopsi kararı alıyoruz. Bir başka mesajım da parmaklı prostat muayenesinden lütfen çekinmesinler. Çok önemli çünkü sadece PSA değil ama eğer parmaklı prostatın sert olduğunu ve anormal bir bulgu olduğunu saptıyorsak PSA normal olsa bile prostat kanseri bir bulgusu olabilir ve biyopsi gerektirebilir. Sadece bu muayeneden çekinerek hekime gitmeyen hastalarımız olduğunu da biliyorum. Bu nedenle hastaların lütfen 50 yaşından sonra bir üroloji uzmanına başvurarak prostat kanseri olup olmadığını araştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülkemizde gerçekten ikinci sırada görülen erkekler arasında sık gördüğümüz bir kanser. Evet. Size de bu konuyla ilgili ulaşıp tedavi olmak, bilgi almak istiyorlarsa 0-288 412 36 çift sıfırdan Derman Hastanesi'ne ulaşabilirler. Hatırlatmasını da yapalım. Dermanhastanesi.com.tr'de ayrıntılı bilgi için başvurabilecekleri internet sitesi. Ben bize vakit ayırdığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Çok keyifli bir sohbeti, verimli bir sohbeti geride bıraktık. İlerleyen çalışmalarınızda inşallah daha nice konumuz sağlıklarda bir arada olmak dileğiyle diyorum. Ben de beni konuk ettiğiniz için size bu fırsatı verdiği için Derman Hastanesi yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim bize ayrılan sürenin bugünlük de sonuna geldik. Konumuz sağlıkta üroloji uzmanı doçent doktor Sayın Mustafa Kaplan'la keyifli bir sohbeti geride bıraktık. Saatler 17'yi gösterdiğinde Bay Bilici'de 19'u gösterdiğinde de şehrin şahitlerinde huzurlarınızda olacağım. Bu akşam şehrin şahitlerinde eski Silivri Belediye Başkanımız Sayın Selami Değirmenci stüdyo konuğumuz olacak. O keyifli sohbeti de kaçırmamanız şimdiden tavsiye ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir sonraki programımızda buluşuncaya kadar hoşça kalın. Derman Hastanesi katkılarıyla hazırlanan Konumuz Sağlık sona erdi.